Evet, Narin cinayetiyle ilgili detayları konuşmaya başlayacağız şimdi. Biliyorsunuz kıymetli konuklarım vardı. Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan hocam. Hocam tekrar hoş geldiniz. Profesör Doktor hukukçu Selami Kur'an hocam. Selami hocam siz de tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve istihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır da bizimle birlikte. Şimdi bugünün en sıcak başlıklarından bir tanesi o görüntüleri de ekrana taşıdığımızda. Bu arada biz çıkışı göremiyoruz Hazal. Onu da bir ayarlarsanız yayın çıkışını tutukluların araçlara bindirildiği. Buraya da görüntü açacak şimdi arkadaşlarım göreceğiz birlikte. Anlar bir kişinin Ramazan serbest bırakıldığını biliyoruz. O da işçilerden bir tanesi. Ancak anne ile abiye istinad edilen suç en çok dikkat çeken başlıklardan bir tanesi. Babanın serbest bırakılması yine konuşulan başlıklardan bir tanesi. Seninle az sonra ifadelerin de detaylarına bakalım istiyorum birlikte. İşte o anlar köydeki Nari'nin bir işçi haricinde hepsi akrabası. Amcası, yengesi, halası, kuzeni, annesi, abisi. Bu arabaya bindirilenler bir aile ve 8 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep olma, yardım yataklık yapma gibi suçlardan tutuklandılar. Kan donduran detayları konuşuyoruz. Elimizde olan bilgileri, iddiaları, ifadelerin detaylarını değerlendiriyoruz. O gün kim kiminle görüştü soruldu hepsine. Anne mesela amcayı aradığı en çok kritik konuştuğumuz başlıklardan biriydi günlerce. Amcayı niye aradı anne? Babayı da aramadı. Niye o arada konuşuldu diye. Anne dedi ki ben başka bir ismi arayacaktım. Yanlışlıkla aradım. Sonrasında da o bana döndü. Abi ben yanlış aradım. Seni aramadım dedim. Diğer iki aramayla ilgili benim bilgim yok. Belki çocuklar aramıştır. Ben zaten telefonu hiç kullanmıyorum. Hep evde bırakıyorum. İfadesinde hep bu var cümle cümle. Ben hep evde bırakıyorum. Çocuklar kullanıyor. Tutuklu olan abi de diyor. Benim işte şifremi herkes biliyor zaten. Herkes benim telefonumu kullanır. İfadelerin üzerine gideceğiz. Ama öncesinde bir bakalım adliyeye gidelim. Sinan Yılmaz bizi bekliyor. Son durumu aktaracak. Nedir elindeki bilgiler diye. Sinan bir kez daha hoş geldin. Seni dinleyelim. Evet, biz şu anda Diyarbakır cezaevinin önündeyiz. Yaklaşık 1 saat 15 dakika önce zanlılar Diyarbakır Adliyesi'nden çıkarıldı. Hastaneye götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirdikten sonra da Diyarbakır cezaevine yaklaşık 1 saat önce getirildi ve içeri alındıklarını söyleyebiliriz. Artık herkesin konuştuğu bir cinayetten bahsediyoruz. Narin Güran cinayeti kapsamında soruşturma derinleşerek devam ediyor. 22 şüpheli gözaltına alındıktan sonra Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadeleri alınmıştı. Dün sabah saatlerinde Diyarbakır Adliyesi'ne çıkarıldılar. 24 saat boyunca aslında adliye binasının içerisinde olduklarını biliyoruz. İfadeleri sabah saat 7'de başladı. Dün 22'ye kadar devam etti. 3 savcı bir kişiyi sorguladı. Dolayısıyla da uzun süren bir ifade işlemi oldu. Akabinde ise gece saat 24'te sulh ceza hakimliğine sevkler gerçekleşti ve sabaha karşı da son karar açıklamış oldu. 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer geri kalanlar ise serbest bırakıldı. Yaklaşık 1 saat önce Diyarbakır cezaevine zanlılar getirildi. Bundan sonra peki neler olacak? Bundan sonraki süreçte yeni gözaltılar olur mu? Tabii ki süreç belirleyecek. Peki kimler tutuklandı dilerseniz hemen aktarayım. Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, Nari'nin amcası Fuat Güran, kuzenleri Mehmet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah Güran, halasının eşi Mehmet Şevkat Kaya ile tutuklu amcası Salim Güran'ın işçileri olduğu öğrenilen Mehmet Salim Atasoy suçluyu kayırma ve suç delilleri yok etme suçundan Diyarbakır cezaevine gönderildi. Biz de o anları canlı olarak ekranlara taşıdık. Peki Sinan, şimdilik teşekkür ediyorum sana ve Sıddık Bilge'ye. Gözümüz kulağımız bir yandan sizde, bir yandan da elimize ulaşan işte ifadeler doğrultusunda bakalım. O görüntüleri de Hazal yine bir daha verirsen ekrana. En sıcak görüntü o çünkü. Araca bindirildikleri bir köyün, bir ailenin tutuklanarak cezaevine gönderildikleri an. Maalesef kanımız donarak detaylara bakıyoruz. Şimdi burada az önce
Selami Hocam da dikkat çekti. Bir yandan Nevzat Hocam da söyledi. Nevzat Bahtiyar, Bahtiyar'dı değil mi soy evet, ismi? İtiraf. Nevzat Bahtiyar'ın itirafçının ikinci ifadesi üzerine günlerdir zaten sanki düğüm orada çözülüyormuş gibi ama ilk günden bu yana zaten ilk tutuklanan isim de amca. Amca üzerine oklar çevrilmiş durumda. Şimdi ifadelere bakıyorum. Hem baba hem Enes abi hem anne diyor ki Nevzat'la Salim Güran yani muhtar olan amca çok yakınlar. Yedikleri içtikleri ayrı gitmez. Restoranlara giderler. Nevzat Salim'in sözünden çıkmaz. Her şeyi birlikte yaparlar. Aralarından su sızmaz. Ne konuşuyorduk? Anne ile amca arasında bir ilişki vardı da Narin acaba bunu gördü de mi? Maalesef bu son yaşandı diye. Anneye sorulduğunda kesinlikle böyle bir şey yok diye cevap veriyor. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Benim mutlu bir evliliğim var. Babaya sorulduğunda verilen cevap ilginç. Diyor ki baba, eşinizin sizi aldattığınıza ilişkin bir şüpheniz var mı? Salim'le aralarında bir şey olabilir mi? Öz kardeşiyle ilgili soruluyor. Kesinlikle aralarında bir şey olamaz. Burada Salim'e güvendiğimden değil, eşime güvendiğim için bunu demekteyim. Salim'e güvendiğimden değil, yani kardeşime değil ama eşime güvendiğim için ben böyle bir şey söylüyorum ifadesi. Bence dikkat çekici bir ifade. Sizler ne düşünürsünüz bu konuyla ilgili? Biraz buradan böyle konuşmaya başlayalım isterim. En son Ramazan geldi. Ramazan seninle başlayalım. Şimdi buradaki dikkat çeken noktalardan birisi amca tutuklandığı zaman tutuklama yazısında kasten öldürme bu suçlamayla tutuklandı. Şimdi anne ile ağabeyin tutuklanma gerekçesi ise kasten öldürmeye iştiraktan dolayı. Şu anda cevap bekleyen soru Narin'i öldüren kişi amca Salim Güran ise Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp uzmanımız değerli hocamız Nevzat Bey bu konuda daha hakimdir. Şu anda adli tıp kurumundan bir rapor bekleniyor. Gözler Narin'in ölümü ile ilgili ne zaman ve nasıl öldürüldü şeklinde. Muhtemelen Narin'in nasıl öldürüldüğü sorusuna bu cevap gelecek. Soruna gelmeden önce şu detayı vermek istiyorum. Önemli çünkü Cansın. Şimdi ortadan kaldırılan, vahşice kaldırılan bir minik çocuk var. Yani ismi gibi kendisi de Narin. Yani küçük bir çocuk. Bunu birden fazla kişinin öldürme olasılığı düşük gibi geliyor. Yani iştiraktan kasıt Narin orada öldürülürken ses mi çıkarmadılar? Ya da sağ solu mu kontrol ettiler? Birileri geliyor mu gidiyor mu diye. Çünkü bir anne bir abi. Bir anne bir abi. Suçlamalar çok ciddi. Çünkü iştirak deniliyor. Yani sağa solda birisi var mı yokmuş tarzında bu konu. Şimdi abinin kardeşiyle ilgili olarak Arif Güran'ın verdiği ifade çok ilginç. Yani kardeşine diyor ki ben güvenmiyorum ama evet, eşime güveniyorum diyor. Ve 630 bin lira civarında bir borcu olduğunu da söylemiş. Onu da ödediğini belirtiyor. Şimdi Salim Güran ısrarla ben bilmiyorum bu işi yapmadım diyor. Fakat itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın bugün... Dün geceden itibaren annenin olsun, diğer kişilerin olsun özellikle annenin ifadelerinde Narin'in üzerindeki kursa giderken giydiği tişörtün rengine kadar vermiş olduğu bilgiler itirafçının verdiği bilgilerle örtüşüyor. Şimdi burada 15-15'ten sonra bir kronolojik zaman dilimi çıkartılmıştı. Narin şununla görüştü, Narin'i bunlar gördü. En son 18.47'de küçük bir çocuktan bilgi almışlardı güya. Daha sonra ortaya çıkan ifadelerde amcanın bu Narin'i 17'de, 18'de, 18.47'de gördüm denilen kişileri yönlendirdiğini bu saatte burada zaten olduğunu söyleyin demişti. Kuzenlerden biri de işte bu saatte söyleyin şu saatte mesela burada uzmanlarla konuşurken şöyle denilmişti. Çocukların bu kadar 16.41'de gördüm mesela. Saat dilimi bu kadar nokta atışı olamaz evet, yani.